Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunlağı sunuş kılışımız. Kınamızda dıktınlar ekranımız bolsun. Uyghurlarının Xitay ülkelerine yetkilişi Türkiye'de mi gulgulu kozgıdı? Wuhan virüsü bütün Xitay'a tarqap, puhralarının köçüğü çıkışını çekilgen mezgilde Xitay rejiminin Uyghur yaşlarını atalmış 5-ci emgek güçleri namıda Xitay ülkelerine yetkişi çeteldeki Uyghurlarını katlıq endişige salmaqta. Hem bu doğruluk haberler Türkiye metbu adlarını mı gulgulu payda kılmaqta. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'ın canıbıgı caylaşkan vilayet, şehir ve nahilerden Uyghur yaş kız oğullarını atılmış 5-ci emgek güçleri namıda Wuhan virüsünün merkezi bolgan Xitay ülkelerine devamlı ayrı plan bilen elip getmekte. Atılmış Şincan gezdinin haber kılışça yerlik dairler 27 fevral günü Xoten şehri ve Karakaş nahisinden yeni 353 nöper Uyghur yaşını Xitay'nın Guangxi ve Fujian ülkelerine yolu salgan. Xitay'nın Wuhan şehirde partılgan Wuhan virüsü bütün Xitay'ını kaplap, Xitay'daki nurgun ülke şehirler puhralarının köçüğü çıkışını çekilgen mezgilde Uyghur yaşlarının bu caylarga türkümlep işlemçilikke evetilişi çeteldeki Uyghurlarını katlıq endişige salmaqta. Bu olarda Xitay dairelerinin maksistigi karata sual payda kılmaqta. Bu doğruluk Türkiye'deki ictimai taratqolarda mı gulgulu payda kılmaqta. Türkiye Anadolu Haber Agentliğinin 2 Mart günündeki haberde mi bununla oğrun bergen bulup, haberde Xitay'nın Uyghur yaş kız oğullarını korona karantin tedbirleri elip berilibatkan rayonlarga yetkep berişi ve lagirdeki Uyghurlarını zavodlarda haksız işiltişinin endişe payda kılıbatkanlığı bayan kılıngan. 2 Mart günü İYİ Partisi'nin parlament azası Fahrettin Yokuş Efendi Türkiye parlamentede umumi yığında sözlügen sözde Türkiye hükümetini Uyghurlarga köngül bilişke çakırdı. O sözde Şarkı Türkistan'daki iğir vaziyet bizde kattık ensireş payda kılmaqta. Şunu Taşkı İşler Ministerliğinin bu doğruluk tilişallık körüstüşini Şarkı Türkistan'daki bir günah kayrındaşlarımızga iyi çıkışını talep kılmen dedi. Çin'de korona virüsü nedeniyle Doğu Türkistan'da sıkıntıların olduğunu Doğu Türkistan dernekleri yöneticileri dün yanımıza gelerek anlattılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özellikle kamplardaki kardeşlerimizin bu virüse yakalanma sıklığının yoğun olduğunu, 15 metrelik odalarda 20'şer kişi kaldığını ve özellikle Doğu Türkistan'daki vilayetlerimizde sokağa çıkma yasağı nedeniyle parası olan soydaşlarımıza haftada bir yiyecek verildiği, parası olmayanların da açlıkla yüz yüze kaldıkları noktasında bilgiler gelmektedir. Bu bilgilerin doğruluğu noktasında endişelerimiz vardır. Bu manada Dışişleri Bakanlığımızın girişimde bulunmasını, Doğu Türkistan'daki mazlum kardeşlerimize sahip çıkmasını özellikle buradan talep ediyorum. Virüs bilen yukumlanan Xitaylarının bu kılıkı dünyanı çöçüttü. Dünyanın öz vahimesine ilişki başlayan Wuhan virüsü hakkındaki haberler hele hem dünya gün tertibinin en aldınkı kadarıdan uğrun edip gelmekte. Wuhan virüsünün ölüm sani ve tarqili süreti en köp buluvatkan Xitay'da virüs bilen yukumlanğıçılarının özüdeki virüsünü başka sağ kişilerge yoxduruş üçün kılıvatkan her xil adem işengüsüz hareketlerinin ictimai uçur vasıtada arka arkadan aşkarılınışı dünyanı bu korkunuşluk ehvaldan köçütmekte. Aşkarlanıvatkan sırlarının hemmesi de yukumlanan Xitaylar, Lifet, Saudi Saray, herhal ammevi sorun katarlık kişiler köp işiltidigalleki yerlerge tükürüş, hatta bivastı kişilerinin yüzüge tükürüş arkalık, sağlam kişilerini bu virüs bilen yukumlandırışka hareket kılışı, ictimai uçur vasıtada kattık gulgulu kozgıdı. Xitay Kompartiyesi korona virüsüdün mü xatarlık? 29 fevral New York şehirde Xitay Dünya Demokratiyesi'ye ve Kişilik Hukuk'u tehdit namlıq yığın açıldı. Manhattan'da cembolgan Uyghur, Tibet ve Mongol Qatarlıq 8 teşkilat sarxılları Xitay'nın Dünya Demokratiyesi ve Kişilik Hukuk'u tehdit ihkallıkını cekarlaştı. Mezkur yığılışta söz kılgan Dünya Uyghur Kurultayı Reisi Dulquna ise Xitay Kompartiyesi'nin insaniyetki korona virüsüdün mü xatarlık ihkallıkını bildirdi. Dulqun Aysa'nın Erkin Asya Radyosu'a bildirişçe mezkur teşkilatlar Xitay Kompartiyesi'ye takabildiriş için birlik ve ittifaklıkını küçeytiş hakkıda vədileşken.
Bu faaliyetke Dünya Uygur Kurultayının reisi Dulkun Aysa, Tibet sürgün hükümetinin memuri başlığı Lobsang Sangay'dan başka yana Cenubi Mongolia Kişilik Hukuk Uçur Merkezi, Tayvan Erkinlikni Koğdaş Merkezi, Hong Kong faaliyetçileri ve başka birkaç kişilik hukuk teşkilatlarının vekilleri mukatnaşkan. Vekiller Xitay'da yürgüzülüyotgan kişilik hukuk tepsendiçiligiga karşı birbirlep özlerinin meydanını oturğa koygan. Yığında söz kılgan Dulkun Aysa Efendi Uygurlarının Tibet ve Hong Kong bilen birli turduganlığını tilge elip, Uygurlarının bugünkü iğir kısmetlerini anlattı. Xitay'nın dünyayı tehdit ikkenligini, onun koronavirüsüdün mü korkunuşluk ikkenligini ilgili sürdü. Michael McCaul setilayotgan Uygurlar hakkında bayanat ilan kıldı. Dünyadaki köpligen dağlık şirketlerinden bilip bilmegen halda Şarkı Türkistan'daki mecburi emgekki çetilip gelişi bilen bu aktiki gulgula bargan siri küçeymekte. 2. Mart günü Amerika Avam Palatası'nın azası Avam Palatası Karmakadaki Taşkı İşler Komitesi'nin reisi Michael McCaul bu aktı maksus bayanat ilan kıldı. O özünün yeniden tarqıtılgan Uygurlar setilidu temisindeki dokulatını körüp çıkandayken bu dokulatdaki bayanlarının özünü bekmu bir aram kılgallıkı bulup mu şünç köp dağlık marka sahiplerinin Şarkı Türkistan'daki mecburi emgeki çetilip kalgallıkıdın bekmu teaccüplengerlikini etti. Şunundak bunç köp şirketlerinin muşkıldaki mecburi emgek bilen alakadar buluşu, emiliyette onlarının Xitay Kompartisi icra kılvatkan Uygurlarga zulüm selişka şirik buluvatkallıkını körüstüdü dedi. Mälum buluşu, Amerika ve Avrupa'daki köpligen şirketlerinin Xitay'daki zavutları vasitelik ya ki bivasite halda Şarkı Türkistan'dan gelgen mecburi emgek güçleri arkalık mandırılmaktayken. Nöbeti Xitay rejiminin lagırlardaki tümelligen Uygur tutkullarını yötkep Alma, BMW, Bosch, Siemens, Sony, GAP, Nike, Samsung, Volkswagen ve Lacoste Katarlıq 83'ten artıq dünyavi danlıq markalarga mahsulat işleydigan zavutlarda mecburi işletkenliki bildirilmekte. Marco Rubio Xitay'daki virus saxtipazligi dünyaga apet bolmaqta dedi. Xitay rejiminin Wuhan şehrinden tarqalgan mazkur virus haqidagi uchurlarni qattiq kontrol qilayotganligi keskin tanqid qilinayotganda, bu xil kontrollikning yana dünyaga başka xeyim xatarlarni ham elib kelayotganligi o'tirg'i qo'yildi. Amerika Kengash palatasining a'zosi Marco Rubio 3 mart kuni Fox xabarlarida televiziya nutq so'zlab, Xitay rejimi yıllardan buyan Uygurlarını bastırış kılmışını dünyadan yuşurup gelgendek, bu katımı Wuhan virüsünün hakiki ehvalini yuşurup dünyanı balağı tıkmakta dedi. Şunundak Xitay'nın taşkı dünyadaki virüsü karşı vaksini yasaş hizmetine türlük yollar arkalık tozkulluk kılıvatkallıkını keskin tenkitledi. Marco Rubio Xitay rejiminin yüzü çüşüp gitmeslik üçün Dünya Sahiye Teşkilatı ve başka teşkilatlarını virüs hakkıda yalgan uçur bilen temin etip gelgendekini, bunun bilen taşkı dünyanı izcil kaymoqtırıp, onlarının virüsü karşı ünümlük faaliyeti buluşuğa putlik aşan payda kılıvatkallıkını ayıplab, dünyanın hazır virüs tüpeyliden tartıvatkan külpatlarına Xitay rejimi cevapkar buluşu lazım dedi. İran Wuhan virüsünün aldığını eliş üçün 54 000 mehbusunu koyup verdi. 3 Mart en yeni haber torunun haberde bildirilişe İran Xitay'da tarqalgan virüsünün türmelerdeki mehbuslar içinde tarqalıp gitişinin aldığını eliş üçün 54 000 mehbusunu koyup vergen. Haberde İran'da Wuhan virüs sebeplik 77 adamdan kaza kılgallıqı, 2300 adamdan yukumlanğallıqı. İçki menbelerde malum buluşa kaza kılgallarının sani emeli ilan kılınan sandın körünerlik yukur işkerliki virüs bilen yukumlanğıçılar içinde birkancı siyasi yollar İran parlamentinin 23 azası mı bar işkerliki şu sebepten İran parlamenti mi vakitlik takılgallıqı bildirildi. İran dairleri yakından beri İran'da halkının cinayet ötküzüş nispeti aldıngı yıllarga karganda 35% azlıgallıkını bildirgen. Mälum buluşa İran devlet miqyasıdaki barlıq yığılış adam köp yığıldıgan bazarlarını vakitlik emelden kaldırgan. Xitay yeni Şendong'a 200'ge yakın Uyghur'nı sürgün kıldı. 2 Mart Tangırtağ Toru Bergen haberde malum buluşa Xitay Şarkı Türkistan'ın Xotan vilayeti Gümün ayısıdın 165 yaşını atılmış işgı oranlaştırış namıda Xitay'nın Şendong ölküsüge sürgün kılgan. Bütün dünya Xitay'da tarqılı batkan virus sebeplik Xitay'a berişten korku batkan, Xitay bilen barlıq münasibetlerini toxtışkı başlayan bir payta Xitay'da yavuzcileri yana Xotan'nın Gümün ayısıdın 165 yaşını Xitay'nın Şendong ölküsü Çıngdao şehrige sürgün kılgan.
Ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilarining bu qatim Qingdao shahriga Sharq Turkiston yoshlarini bu yil kirgandan buyonqi 5-chi turkumlik surgun qilishi ekan. 2-oyning 24-chi kuni Xotan shahridan 174 yoshli Changsha shahri Lansi Pantechnik shirkatiga surgun qilgan edi. Xitoy tajovuzchilari bu yil 6-chi oygacha 50 ming Sharq Turkiston yoshlarini atalmış ishqi o'rinlashtirish nomi bilan Xitoy o'lkalariga surgun qilishni planlagan. Xitoy to'r boshqurish haqida yangi qoida e'lon qildi. 3 mart Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Xitoy kommunistlari e'lon qilgan to'r boshqurish yangi qoidasi Beijing xalqining noroziligini qo'zg'adi. Xabarda Xitoyning Wuhanda tarqalgan virus Xitoyning barliq o'lkalari shundaqla dunyoning boshqa joylarida davomli tarqalib, dunyoviy tahdidga aylanganligi, virus haqidagi uchurlarning rasmiy uchur yoki yolg'on uchur ekanligi to'xtamay gumoniy savollarni paydo qilayotganligi, virus haqidagi xabarlar Xitoyning yuqori darajalik va yerlik amaldorlarini tavritib qo'yganligi, Xitoy o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun xalqning virusning yamrash haqidagi so'zini bostirib, haqiqatni yashirganligi hamda virus bilan yuqumlanishning oldini olish tadbirlarini kechiktirganligi tanqid qilinayotganligi bildirildi. Beijing xalqi Xitoyning yangidan e'lon qilgan to'r boshqurish qoidasi orqali axborotni tizginlashiga qarshi ifoda bildirib, Xitoy yomon xabar bo'lmagan davrga yetdi deb mazaq qilganligi bildirildi. Wuhan virusiga qarshi xalqaroq iqtisodiy apparatlar harakatga o'tdi. Germaniya ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, Dunyo banki 3 mart bayonot e'lon qilib, har qaysi davlatlarning Wuhan virusiga taqobil turishi uchun 12 milliard dollar zapas pul ajratganligini bildirdi. Dunyo banki bosh amaldori David Malpass bu haqda to'xtalib, tiz sur'atda tarqalayotgan Wuhan virusining kelgusidagi ahvolining noma'lum ekanligini, bundan keyin texnik ko'p xarajat ajratishga ehtiyojlik bo'lishi mumkinligini, vaziyatni tiz sur'atda kontrol qilishning hammadan muhim ekanligini bildirdi. Xalqaroq pul muomila fondi IMFM bu haqda ifoda bildirib, Wuhan virusining xalqaroq avasiya sayohatchilik ishlab chiqarish qatorliq sohalarga bo'lgan iqtisodiy zarbasini mo'ljallayotganligini, dunyo iqtisodi haqidagi mo'ljallarga qaytadan qarab chiqadiganligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Ayrıca haberimizde görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunlukla programı akırda ekran arasındaki barlı hizmet aşırmağa köptün köpü rahmet eytimin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.